Merhaba arkadaşlar, yeni bir 3D Max videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle objelerimizi, nesnelerimizi nasıl eğeriz, bükeriz, bunu da Modify panelinden Bend komutuyla yapmaktayız. Bend nedir, ne işe yarar, bize avantajları nelerdir uygulamalı olarak göreceğiz. 3D Max dosyamızı, projemizi, programımızı çalıştırıyoruz ve karşımıza 4 pencereli ekran çıkmakta. İlk başta bir tane objeciyim ve Bend'i anlatabilmek için en kolay yöntem Box. Box üzerinden Bend'i uygulayacağız. Siz de kendi çalışmanızda farklı objelerde de uygulayabilirsiniz. Fakat en iyi anlatılabilecek bizim objemiz Box, yani bir kutu üzerinden ilerleyeceğiz. Hemen geliyorum. Sağ tarafta bizim Create bölümümüz vardı en baştaki. Onun altında da geometri bulunmakta. Burada da standart primitives'in seçili olması gerekiyor ki box'a ulaşabilirim. Box'a mouse'un sol tuşuyla bir kere tıkladım. Geliyorum perspektif ekranımda, burada yazmakta perspektif ekranımda. Mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum, bırakmıyorum. İstediğim noktaya gelince bırakacağım. Diyorum ki buraya gelince bırak. Herhangi bir yere gelince bırakabilirim. Buraya gelince bıraktım. Ne oldu bu sayede? Y ekseninde ve X ekseninde çizmiş oldum ve buna Z ekseninde de bir yükseklik vermek istiyorum. Veya da alçaklık da verebilirsiniz. Ben yükseklik vereceğim. Bu sefer de yukarı doğru çıkartıyorum mouse'un sol tuşunu. Şu an ekranda gözükmese de front ekranı, yani burada yükselip alçaklığını görebiliyorum. Şu noktaya gelince bırakacağım. Bu noktaya geldi. Mouse'un sol tuşuna basıyorum ve çizimi tamamlamış oldum. Komuttan çıkmak için de mouse'un bu sefer de sağ tuşuna bastım. Sağ tuşuna basınca box'tan çıkmış oldu. Mouse'un scroll'uyla geriye doğru çekiyorum. Küçülüyoruz burada. Bu seçili olduğu için buranın rengi de aktif renginde. Şurada sarımsı, turuncumsu bir renkte. Mouse'un sol tuşuyla basarsam bu sefer buraya geldi. Tekrar da mouse'un sol tuşuna basıyorum. Bu tarafa gelmiş oldu. Mouse'un orta tuşuna basılı tutuyorum. Bırakmıyorum. İstediğim yere hareket ettiriyorum. Hareket tamamlanınca bırakıyorum tekrardan. Bu pen aracı yerine bu işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Mouse'umuzu çok efektif kullanabilmemiz gerekli. Hatta objenin etrafına bakabilmemiz için de buradaki gizmomuza tıklıyorum. Hareket ettiriyorum ve istediğim noktaya geliyorum. Şimdi burada perspektif ekranındayız. Geliyorum, klavyeden F3'e basıyorum. F3'e basınca burada wireframe ekranına geçmiş oldu. Sadece dış kenarlarının görebilmekteyim buna. Objemi seçiyorum. Mouse'un sol tuşuyla seçmiş oldum objemi. Buradan Modify'a geliyorum. İlk başta Create ile objeyi oluşturmuştuk. Modify ile de bunun özelliklerini belirtebiliyorum. Mesela diyor ki şuradan tek tek de arttırabilirsiniz. Buradaki genişliğini arttırıyor. Ya da gelip mouse'un sol tuşuna basılı tutarsınız. Yukarı aşağı hareket ettirerek daha kolay yapabilirsiniz. Ya da gelip klavyeden atıyorum 30 Enter dersiniz. 30 birimlik çizelim. Mesela Width neresiymiş? Width'e geliyorum. Böyle yukarı aşağı hareket ettiriyorum. Width'e geldi. Buna da 60 yapalım. 60 Enter. Height'i ise yüksekliği. Buna da gelip çift tıkladım. 120 Enter diyorum. 30-60 120'lik box'ımı çizmiş oldum. Bir kere ekranı mouse sol tuşla tıkladığım için buradaki pencereye gitti. Tekrardan objemi seçiyorum. Ve burası da Modified olduğu için geliyor. Hatta buna Box 1 yerine kutu bükmek de isim verebiliriz. Artık bu kutu bükmek olarak bu obje adlandırıldı. Bir de bizim segmentlerimiz var. Bu segmentler bizim bevel işlemi yapmamızı sağlayacaktır. Ya da daha farklı edit poly gibi objelerimizi eğip bükmeye, böyle çekiştirmeye, böyle daha keskin hatlara sahip değil de daha böyle amorf formlara sahip olmamızı sağlayacaktır bunlar. Derslerde de aktardıkça daha iyi oturacaktır buradaki segmentler. Geliyorum, buradaki bir sayısını arttırabiliyorum. Bu sefer burada bana sayımı arttırdı. Fakat ben burada olmasını istemiyorum segmentimin. Width'te de olmasını istemiyorum. Height'te olmasını istiyorum. Width'i de görelim yine de. Width'te de burada var. Bunu da istemiyoruz. Height'da istiyoruz ki height'da diklemesine bend işlemi yapabilirim. Yani sağa sola bend işlemi verebilirim. Bu height segment ile 20 diyor. İstersek buna 25 enter da diyebiliriz. 25 birimlik bend işlemi yapmış olduk. Eğer istersek F3'e basarsak hem buradan wireframe hem de realistic'e geçebiliyoruz F3 ile. F4'e basarsam da hem realistic hem de edged faces, yani buradaki çizgilerin de görünmesini sağlıyorum. Eğer F4'e basılıyken F3'e de basarsam, yine içe gidip geliyor,
Fakat F4'e bastığım için Realistic'te de Edged Faces'lar gözükmektedir. Geliyorum, objemi tekrardan seçiyorum. Bunun için de mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum. Objemi değmesi yeterli. Geliyorum, herhangi bir yerinden değer ya da direkt seçebilirim. Bu şekilde objemi, yani box'ımı seçmiş oldum. Şimdi gelip yine perspektifteyim. Alt W yapıyorum. Alt W yaptım. Tam ekrana geçtim. Bu sefer de mouse'un ortasına basıyorum. Bunu istediğim yere hareket ettirebiliyorum. Gelip objemi seçtim. Modify'dayım. Burada modify'ın listi var. Bunu açabiliriz. Burada bir sürü seçenek var. Bunların bir çoğunu, en çok kullanılanları aktaracağım. Fakat bu derste geliyorum. Bunlar harf sırasına göre dizilmiş. Band'i seçiyorum. Band'e geldim. Benim box'ım vardı. Box'a geçtim. Buradaki renk değişti. Band'e geçtim. Buradaki renk değişti. Band'i seçtim. Band'den sonra bunun kendi alt ayarları var. Diyor ki açı ver. Angle. Bunun mouse'un sol tuşuna basıyorum. Ve mouse'un sol tuşuna bastıkça bu eğip büküldü. Burada çok rahatlıkla eğme bükme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Eğer istersek mouse'un sol tuşu hala basılı yukarı aşağı getiriyorum. Ben buradayken mouse'un sağ tuşuna basarsam ilk başlangıç noktasına geri geliyor. Yani o işlemi yapmadan önceki noktaya geri geliyor. Gelip buradan seçiyorum 75, enter diyorum. 75 derece bunu bükmüş oldu. Açıyla istediğim şekilde bunu bükebilirim. Bir de bandın aksisi var. X'de, Y'de ve Z'de de bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Yani Z ekseninde büyük, Y ekseninde büyük, X ekseninde büyük. Biz sadece Z ekseninde segment verdiğimiz için şu an çok rahatlıkla bunu görebilmekteyiz. Bir de direction'ımız var. Direction'da yine buradaki seçtiğimiz eksende gelip döndürebiliyoruz. Fakat nasıl döndürüyor? 75 dereceye göre hareket işlemi gerçekleştiriyor. Buradan istediğimiz şekilde döndürme işlemini gerçekleştirmekteyiz. İstersek buraya da limit verebiliriz. Upper limitimiz var. Tabi bunu da şuradan seçelim. Upper limit ne yapıyor? İşte belli bir noktadan sonra bu komutu uygula. Sağa yanlışlıkla bastım. Geliyorum. Yukarı doğru hareket ettiriyorum. Ya da atıyorum buna 300 diyorum. 300 enter diyorum. Çok oldu. 200 enter diyorum. Hatta burada da gözükmekte. 50 enter diyorum. 50'ye kadar bunu uyguluyor. 50'den sonrasını uygulamıyor. Upper'dan istersen de işte buradan 60, 70 istediğim değeri çok rahatlıkla girebilirim. Ya da bunu kapatırsam tekrardan başlangıç noktası, sıfır noktasından bunu almakta. Bu seçiliyken buradaki değerler işe yaramakta. 0, enter diyorum. Bir de şöyle bir işlem yapabiliriz. Band'in yanında bir artı işareti var. Ya da Band'e de bir kere tıklayınca yine artı işaretinin olduğu gizmoya geçiyor. Artıya tıkladık, gizmoda. Band ya da gizmo arasında değişik yapabiliriz. Bu gizmodan da yukarıdan döndürme araçlarından select and rotate'i gelip buradan da döndürme işlemini yapabiliriz. Bu aynı direction gibi çalışıyor. Sağ tık yaptım mouse ile başlangıç noktasına geldi. Direction'la aynı mantıkla çalıştı. Geliyorum, döndürüyorum. Mouse'un sağ tuşuna bastım. Eğer istersen burada select and move var. Sağa sola hareket ettirerek de yine gizmo üzerinde oynama yapabilirim. Değişiklik istemiyorsam sağa basıyorum. İşlemi yaptıktan sonra ben de tekrardan gelelim ki buradaki gizmoda değil bandde işlem yapabilsin. Buradan angle istersen 180 enter dersem bu ne yaptı? 180 derece döndürmüş oldum bunu. Gelip buradan select and rotate de yapabiliriz. İstediğim şekilde döndürebiliriz. Sağ tık yaptım. Band ile eğme bükme işlemlerini gerçekleştirdik. Band axis ile X ve Y ve Z'de işlemleri de yaptık. Direction ile de döndürme işlemini yaptık. Band'i oldukça fazla kullanmaktayız. Sadece bize katı modeller, o ilk başta verdiği küredir, kutudur, sphere'dir. Bunlar bazen işimize yaramamakta, daha komplike işlemler yapmamız gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda da modifier listi oldukça fazla kullanmaktayız. Bu eğitim videosunda da sizden Band'den bahsettim. Band ile objelerinizi kolaylıkla eğip bükebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi 3D Max videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.